Merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen haftadan takipçimizin birinden gelen e, soruyla başlıyorum. Amerika'ya K1 vizesiyle geldim. 2,5 yıl evli kalıp Green Card almadan boşandım. Kendi başıma Green Card sürecini e, devam ettirebilir miyim? Boşandığım kişi acaba benden herhangi bir maddi talepte bulunabilir mi? Türkiye'ye dönmek istesem... Bana bir sorun yaratabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Tahmin ediyorum bu değerli takipçimizin belirtmek istediği nokta kendisi nişanlık vizesiyle Amerika'ya gel gelmiş olması ve nişanlık vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra evli yapmış durumda yani evlenmiş durumda. Fakat herhangi bir green card başvurusu yapmadan ve almadan eşiyle olan sorunlarından dolayı boşanmış durumda. Eğer durum bundan ibaretse şimdi öncelikle tabii nişanlık vizeleriyle Amerika'ya girişlerde kişiler evlenecekleri eşiyle ancak yeşil karta gidebilme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla nişanlık vizesiyle gelen kişilerin başka türlü statüye geçiş noktasında çok sınırlı ve fazla önlerinde imkanları olmuyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Siz green card sürecinizi tek başınıza ancak belki eşinizin size kötü muamele yapma ihtimalinde yapabilirsiniz, devam ettirebilirsiniz. Yoksa bunu tek başınıza devam ettirme durumunuz mümkün olmayacak. Ve boşandığınız kişinin sizden herhangi bir maddi talepte bunu bulunamayacağını sormuşsunuz. Zaten boşanma gerçekleştiği için herhangi bir maddi talepte bulunacak olsaydı eski eşiniz bunu boşanma sırasında yapıyor olması lazımdı. Ve dolayısıyla boşanma sürecinde herhangi bir maddi talep istenilmediği için dolayısıyla maalesef artık boşanma gerçekleşmiş durumda. Ve dolayısıyla sizden bundan sonra herhangi bir maddi talepte bulunması mümkün olmayacak. Son sorunuza geliyorum. Türkiye'ye dönmek isterseniz bir, bir sorun olur yaratır mı diye sormuşsunuz. Yok. Eğer Türkiye'ye dönmek isterseniz herhangi bir sorunla karşılaşmadan ülkenize yani Türkiye'ye geri dönüş yapabilirsiniz. Ve özet olarak şunu söyleyeyim. Genelde bu K vizesiyle gelenler, nişanlı vizesiyle gelenler başka türlü vizeye geçmeleri maalesef çok kolay, mümkün olmuyor. Geliş amaçlarına uygun olarak evlenmiş olmaları ve eşlerin üzerinden de yeşil kart başvurularının yapılıyor olmuş olması önemli kriterlerden ve yerine getirilmesi gereken durumlardan bir tanesidir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Medya yani basın vizesi hakkında bilgi verir misiniz? Bir dergi için fotoğrafları çekiyorum. Medya vizesi almama yeterli midir diye takipçimiz bize soruyor. Medya vizesi alabilmek için Türkiye'de bulunan bir medya kuruluşunun basın kuruluşunun sizi Amerika'da bir çalışma için, bir görev için yani bu görev ve çalışma derken tabii o basın kurulu ya da işte yayın organının bir çalışması için burada bulunmanız için gönderiyor olabilir. Örnek veriyorum Türkiye'deki bir basın kuruluştur bu. Sizi Amerika'daki haberlerle ilgili işte gerek haber yapma, gerek resim çekme, gerek işte video yapma, röportaj alma gibi değişik pozisyonlar olabilir. Bunlarla ilgili önemli olan onların medyasıyla ya da basın çalışmaları ile ilgili çalışmaları yapmak için geliyorsanız siz medya vizesine uygun olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu alabilmek için de dediğim gibi önemli olan Türkiye'deki basın kuruluşu ya da medya kuruluşunun sizi Amerika'daki kendi çalışmaları için gönderiyor olmuş olması ve onların bünyesinde çalışıyor olmanız gerekiyor ve size buraya geleceğiniz zaman neler yapacağınıza dair bir anlaşma sunuyor olması gerekecek. Dolayısıyla siz bu bütün bu kanıt ve belgelerle beraber Amerikan konsolosluğuna medya vizesi başvurusu yapabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla bundan dolayı da medya vizesini aldığınızda bu dergi ya da basın kuruluşu ya da yayın organı için Amerika'ya gelip çalışmalar yapıp başarıyla çalışmalarını tamamladıktan sonra da ülkenize geri gidiyorsunuz. Ama medyacılar için basın yayıncılar için çok ideal bir vize türü diyebilirim bu medya vizesi ve dolayısıyla bu şekilde çalışmalarınızı yapmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde ben Amerika'da Georgia'da yaşıyorum benim green kartım eşimin ise F1 vizesi var ben kendi vergimle indirim olsun diye eşime ITIN numarası alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Siz sonuçta eşinizle evlisiniz. Tabii ki eşinizle evli olduğunuz için vergi beyanınızı yaparken onu da belirtmek istiyor olabilirsiniz. Ona ITIN numarasını sadece vergi beyanını yapabilmeniz için alıyorsanız bunda bir sakınca olmayacaktır. Fakat çalışması ya da iş yapması gelir elde edecek durumlara girmemesi gerekiyor. Bunlara girmediği sürece de F fanını ihlal etmiş olmuyor diyebilirim. Dolayısıyla yalnız şöyle bir tavsiyede de bulunacağım ona. Tabii ki bu vergi çalışmasını yaptığı muhasebecisiyle de görüşüp ITN alırken kesinlikle çalışacak ya da çalışmayla ilgili bir adım atılmadığını çok emin ve net olun. Ve bu noktada da muhasebecinizin tavsiyesini dinlemenize fayda var. Önemli olan eşinizin kesinlikle çalışarak f ihlal etmemiş olması lazım. Diğer bir durumda dikkat etmeniz gereken sonuçta sizin green kartınız var. Eşinize bu noktada bir başvuru yapıp yapmadıysanız bunu da değerlendirin. Ve eğer bir başvuru yapmadıysanız sizin yeşil kartınız üzerinden eşinize yeşil kart başvurusu da yapabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Şu an herhangi bir ABD vizem yok. Amerika'ya gelmeden ev alabilir miyim? Amerika'da alacağım evin ödemesini nasıl yapabilirim? Bir de Türkiye banka hesabından işlem yapmak istemiyorum nakit olarak ödemek istiyorum. Bu mümkün müdür diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle siz Amerika'da bir emlak almak istiyorsanız ya da emlak yatırım yapmak istiyorsanız Amerika'ya da bulunmanız gerekmiyor. Amerika'ya gelmeniz gerekmiyor. Amerika'ya vizenizin olmuş olması ya da olmaması herhangi bir zorunluluk değil. Vizenizin olmaması herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ve sizin emlağı almanızda bir problem yaratmayacaktır. Burada önemli olan nokta, işte Amerika'da bu noktadaki emlakçınızı ve avukatınızı tutarak yatırımınızı yapıp buradaki devir işlemini yapmanız ve eve sahip olmanız mümkün olacaktır. Tabii şimdi banka işleminden bahsetmişsiniz. Yalnız bu kadar ya da yüksek bir rakamla alınacak bir evin bu şekilde parasını banka hesabı dışında nasıl göndereceğiniz noktasında çok fazla bir yönlendirmede bulamayacağım. Dolayısıyla bunun banka hesabı üzerinden olması gerekecek ya da başka bir ülkeden ya da başka bir yerden banka hesabı gelmesi gerekecek. Ama unutmayın gün sonunda bu paranın kaynağını göstermeniz gerekecek. Yani bu eve alacak paranın kaynağının yasal yollarla kazanıldığını buradaki kuruluşlara bildirilmesi gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD B1 B2 vizesi başvurusu yaptım. 1 Mart'ta vize görüşmemin olumlu sonuçlandığı bir vize mülakatı sonrası 5 Mart'ta vize başvuru sürecinizin tamamlanabilmesi için ilave idari işlemler gerekmektedir denildi. İdari işlem sürecinizin en kısa zamanda sonuçlanması için lütfen ekte bulunan Supplemental Question Form adlı belgedeki bilgileri doldurarak formu tek dosya halinde ve Word formatında bir elektronik e, postaya cevap olarak gönderiniz diye bir mail aldım diyor bu takipçimiz. Bu ne demek oluyor? Bu benim ve takipçilerimiz için açıklarsanız çok sevinirim diye takipçimiz bize soruyor. Vize başvurularında tabii ki kişiler idari işlem sürecine girebiliyorlar. İdari işlem sürecinin anlamı şu: sizin vizeyi alıp almadığınız değil, bazı konuların inceleneceği ve o incelemenin sonunda da sizin herhangi bir vizeyi almanızda engel olmadığına kanaat getirilirse vizeyi veriyor olacaklar. Vizenizi almanıza bir engel teşkil eden bir durum oluşacaksa o zaman da olumsuz bir cevap veriyor olacaklar. Yalnız bu noktada sizin durumunuzda özellikle incelenmesi gereken bir durum vardır ya da yoktur demek zor olabilir. Çünkü size sundukları bu supplemental question form yani bu ek e, soruların istedikleri sorular aslında bu yeni Amerika'daki yeni yönetimin biliyorsunuz yaklaşık bir sene önce çıkardığı yeni gereksinimlerde dediler ki işte Amerikan vizesi başvurusu yapanlardan ek bilgiler alınması lazım. Mesela sosyal medya hesapları gibi. Bu tip hesapları veya yani bu ek bilgileri de toplayacak şekilde sizden bir ek bilgi istediklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ek bilgilerle beraber onlar sizin sunduğunuz ek bilgilerin üzerine inceleme yapıp herhangi bir sorun olup olmayacağını değerlendirilip ondan sonra size vizeyi verecek olabilirler diyebilirim. Yani bu Uygulamada dediğim gibi bir yeni değişiklikleri uygulamaya sokmalarının bir sebebi de olabilir. Sizin bu idari işlem aşamasına alınmanız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Tabi bu arada bu idari işlem sürebilir. 2-3 ay ya da daha az daha fazla sürebilir. Bunu da dikkate almakta fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen bir soru da şu yönde. EB3 vizesi hakkında bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Firmanın bir tanesi bana Amazon'da iş ayarlayacağını ve EB3 vizesiyle green card verileceğini ama maliyetinin 35 bin dolar olduğunu söyledi. İtibar edebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Bu tip söylemler ve duyumlar var. Oluyor dönem dönem. Burada bilinmesi gereken nokta şu. Öncelikle EB3 süreci üzerinden Green Card'a gitmek mümkün olan bir süreç. Yani EB3 üzerinden bir iş yeri olduğu sürece bu iş yeri size sponsor olmak istediği sürece Yeşil Kart'a gitmede bir sıkıntı yok. Ama sizin bahsettiğiniz şekilde siz anladığım kadarıyla bu iş yerini bulmuyorsunuz. Bu iş yeri başkaları ayarlıyorlar ve çok ciddi bir rakam istiyorlar bu işi ayarlamak için. Bunun ne kadar güvenilemeyeceği noktasında bir yorum yapmam çok zor olacak. Dolayısıyla bunun güvenirliği noktasına geldiğimizde şu noktaya dönüyor olay, çok ciddi bir rakam ödeniyor ve bu rakamla sadece sizin o iş yerinde çalışabilmeniz ya da onun üzerine green card almanız için yapılıyorsa biraz da şüpheli yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu tip problemlerde sıkıntı şuna dönebilir. Eğer bu tür green card dağıtımında bir e, yasal olmayan bir durum söz konusuysa bir yasal olmayan çalışmalar yapılıyorsa bu bir süre sonra sizin ya da bu şekilde yeşil kartı almış kişilerin yeşil kartını riske sokabilir. Dolayısıyla bu tarz söylemler bize çok geliyor. Hani güvenip güvenmeme noktasında dediğim gibi önemli olan nokta bu iş yeri ya da sponsor olacak iş yeri üzerinden size yapılacak çalışmaların ne kadar yasal olup olmadığı ve dolayısıyla bunun üzerinden yeşil kart alıp alma durumu önemli olacaktır. Yalnız bahsettiğiniz rakamlar çok yüksek rakamlar. Hani sanki birilerine yeşil kart sadece vermesi için iş imkanı yaratılıyormuş gibi gözüküyor. Bu da bir süre sonra ben tahmin ediyorum bu yönetimin dikkatini çekebilir. Ve bu yönetim inceleme başlatabilir bu tip çalışmaları yapanlara karşı. Bunun en yakın örneklerinden bir tanesi 2000 yıllarında bir dev denilen bir avukat vardı. O avukatın yaptığı çalışmalarda çok kişi dolandırıldı sonra ve bundan dolayı çok mağdurlar oldu. Dolayısıyla ben bu noktalarda dikkatli ve şüpheli yaklaşmanızı tavsiye ediyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben F1 vizesiyle Washington'dayım ve okulumu değiştirmek istiyorum. Buradaki okulum Türkiye'ye giriş çıkış yapmalısın diyor. Ama bu konuda ne yapabilirim? F1 vizesiyle Amerika'da okul değiştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır diye takipçimiz bize soruyor. Sizin anlattığınız durumunuzda aslında sizin bir F1 vizeniz zaten var. Yani Amerika içindesiniz ve şu an eğitiminizi alıyorsunuz. Dolayısıyla şu an sizin bir F1 statünüz zaten var. Dolayısıyla sizin ülke dışınıza çıkıp girmeniz gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sizin yapmanız gereken eğer yeni bir okul bulduysanız o okulda görüşeceksiniz ve okuldan sizin şu anki okulunuzdan transfer talebi yapmasını isteyeceksiniz ve dolayısıyla transfer işlemini başlatacaksınız. Yalnız bir tavsiyem bu transfer işlemini yaparken e, de, farkındaysanız hiç Göçmenlik Dairesi'le bir işiniz yok sizin çünkü zaten effanınız var, öğrenci vizeniz var, statünüz var. Dolayısıyla sizin yapacağınız şu an gittiğiniz okulla yeni okullar arasındaki iletişimi doğru kurdurup Yeni okula da sizin IT'nizin transferi olaylandıktan sonra ancak geçiş yapın. Çünkü var olan okulunuzdaki statünüzü kesinlikle ihlal etmeyin ve ondan dolayı da statünüzü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmayın. Eğer bir sorun oluşur da kaybederseniz maalesef o zaman problem yaşayacaksınız. Dolayısıyla tavsiyem yeni okulla görüşüp ve şu anki okulunuzla arasındaki irtibatı kurup transferi sağlamanızdır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya C1 vizesiyle geleceğim. Geldikten sonra dil okuluna veya bir koleje kayıt yaptırıp F1 vize statüsüne geçmeyi planlıyorum. Okula başvuru yapıp Amerika Göçmenlik Dairesi'ne statü değişimi belgelerimi verip sonucun açıklanmasını beklerken ben dil okuluna veya koleje gidip eğitimimi alabilecek miyim? Yoksa statü değişiklik onayını beklemem mi gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya geldiniz, C1 programınızı başlattınız ve programınız tamamlanmak üzereyken burada eğitim almaya karar verdiniz. O zaman F1 statü değişikliği için çalışmaları başlattınız. O zaman yapılacak olay sizin okulunuza aldığınız I-20'nin göçmenlik tarihsi tarafından onaylanmasını beklemeniz gerekecek. Dolayısıyla onu beklerken okula gitmiyorsunuz ta ki F1 statü değişikliğiniz başvurusu onaylandıktan sonra okulunuza başlayıp derslere katılmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla statü değişikliği onayını beklemeniz gerekiyor. Öncesinde okula başlamamanız gerekiyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card mülakatında Amerika Konsolosluğu bizden askerlik belgesi istiyor mu? Green Card almak için askere gitme şartı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim eğer askere gitme şartıyla kastettiğiniz Türkiye'de yapılan zaruri askerlikse yok. Bu Green Card Amerika için Green Card başvurunuzda Türkiye'deki askerliği tamamlama gibi bir şart yok. Ya da onu yerine getirmemiş olmanız sizin Green Card'ınızı almanızı engellemez. Dolayısıyla bu noktada Green Card almak için Türkiye'de askere gitme şartı gibi bir şart söz konusu değildir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu önde. İlkokula giden küçük kızımız için Amerika'da bir okuldan I-20 belgesi alsak ve vize almış olsak anne ve babası olarak Amerika'ya biz nasıl gidebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz küçük çocuğunuz için Amerika'da okuyabilmesi için I-20 ve F1 vizesi alırsanız sizin de onun yanına gelip gidebilmeniz için alacağınız ideal vize türü B2 vizesi olacaktır. Turist vizesi. Ama biliyorsunuz turist vizesi de sizin burada çok uzun kalmanızı imkan sağlamaz. Dolayısıyla belki başta turist vizesi alırsınız. Ama ondan sonra buradaki yatırım imkanlarını değerlendirdiğinizde bir iş şirket kurmada yatırım yapma durumunuz olursa yatırımcı vizesine ya da statüne geçmeniz çok daha mantıklı olabilir ki bu sayede hem burada çocuğunuzun yanında kalabilirsiniz hem de iş yapabilirsiniz hem de rahat bir şekilde seyahat etme durumunuz olabilir ya da belli bir süre sonra ondan sonra da yatırımınız yükselirse yeşil karta gitmek için yatırım üzerinden çalışmalar yapabilirsiniz. Yoksa şöyle bir durum yok yani kızımız ya da çocuğumuz f alıyor diye işte biz de f ya da F'e bağlı bir statüye geçiyor muyuz? Yok geçmiyoruz. Yani anne babalara bunu imkan veren bir durum söz konusu değil. Kişiler çocuklarına ya da eşlerine bunu verebiliyor ama anne ve babalarına veremiyor f öğrenci statüsü, öğrenci vizesi için. Dolayısıyla burada önemli olan sizin turist vizesi, yatırımcı vizesi ya da Yeşil kart gibi bir imkanla burada çocuğunuzu yanında kalabilme durumunu değerlendirmeniz çok daha mantıklı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green card ile Kanada'ya gidebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Green kartınızla tabii ki Kanada'ya gidebilirsiniz ama önemli olan burada tahmin ediyorum yapmanız gereken Amerika'da bulunan Kanada konsolosluğuna irtibata geçip onlardan tur vizesi almanız gerekecektir. Ne kadar green kartınız olsa da vizeyi almanız gerekecek. Çünkü biliyorsunuz gün sonunda green kartınız olsa da hala Türk vatandaşsınız ve Türk vatandaşı olduğunuz için Kanada'ya vize uygulaması var ve dolayısıyla green kartınız olsa da Kanada'ya tur vizesi alıp ancak o şekilde gidebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış Olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Green Card çekilişine başvurdum. Kullanıcı adı şifre girdiler ve ilk 50 bin arasına girdiğimi söylediler. Bundan ötürü benden 225 dolar istediler. Bu normal midir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani bahsettiğiniz durumda sizden bu parayı isteyen da bu çalışmayı yapan kişiler büyük ihtimalle size doğruyu söylemiyorlar. Dolayısıyla sizin green card çekilişine başvurduysanız eğer çekilişe başvurduğunuzda sizin bir numaranız olacak. Bu takip numaranız ve siz ancak o takip numaranızla Mayıs ayında buna bakabileceksiniz. Dolayısıyla daha belli olan bir şey yok. Dolayısıyla bir kullanıcı adı ya da şifre gerekmiyor. Siz State Department'ın web sitesinden sizin referans numaranızla dosya durumunuzun ya da çıkıp çıkmadığı durumunu öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla siz işte ilk 50 bin arasında girdiğiniz gibi bilgilerle sizi yanıltıcı bir bilgiyle karşı karşıya kalmayın. Siz eğer bir çekiş başvurusu yaptıysanız elinizde numaranız olacak. Ve ona Mayıs ayında bakıyorsunuz. Zaten onu kendiniz State Department web sitesinden görebileceksiniz. Dolayısıyla bu noktada kesinlikle başka türlü bir bilgi gerekmeyecek. Ancak o bilgilerle bunu öğrenebileceksiniz. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Türkiye'den Amerika'da şirket kurduktan sonra Türkiye'deki gibi aylık vergi, stopaj, sigorta ve benzeri gibi giderleri var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'da şirket kurduğunuzda özellikle eyaletten eyalete değilse de yıllık çok cüzi bir ücreti olabilir. Şirketi eyaletten eyalete değişiyor. Kimi eyaletlerde yok bu. İşte şirketin hala aktif ve uygun durumda olduğunu belirten başvuruyu yapmanız gerekebiliyor. Ya bir her yıl ya birkaç yılda bir eyaletten eyalete şirket türüne göre değişebiliyor. Yoksa aylık bir ödeme gerektiren bir durum yok eyalete ya da başka bir yere. Sadece şirketin aktif olmasına bağlı ondan sonraki süreç. Yani şirket aktifse ve iş yapıyorsa tabii ki her üç ayda 4 ayda bir satışlarından dolayı vergi beyanı yapmak zorunda ve yıllıkta vergi beyanı yapıyor olması lazım. Dolayısıyla bu önemli. Diğer bir durum ise önemli olan eğer çalışanları varsa şirket çalışanlarından dolayı da bu sefer onlar için ödenmesi gereken işsizlik sigortaları var ve onlar ödenmesi gereken her aylık yapılması gereken çalışmalar olacaktır. Şimdi onlar yapılmadığı sürece problem oluşur daha sonra. Yoksa direkt böyle her ay her şirket şu kadar ücret ödeyecek diye bir kaydı yok. Sadece şirketin iş, işlevi, aktivitesi ve çalışıyor olmuş olması bunu gösterecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 öğrenci vizesiyle Amerika'dayken YouTube üzerinden para kazanırsak bu durumun tespit edilmesi mümkün olur mu? Eğer tespit edilirse suç sayılıyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Şunu unutmamak lazım. Siz Amerika'da bulunduğunuz süreçte eğer F1 vizeniz var ise o zaman siz eğitim amaçlı buradasınız. Dolayısıyla eğitim dışında bir alanda ya da bir işte izinsiz çalışıp gel gelir elde etmeniz uygun olmayacaktır. Yani dolayısıyla bunu yaptığınız zaman evet sizin elde edeceğiniz gelir sizin buradaki yasal durumunuzu ihlal edecektir. Ama tabii şimdi şey durumunu anlamak lazım. Artık internet ortamı, ve YouTube tarzı sosyal medya ya da sosyal medya platformlarının sağladığı değişik imkanlardan dolayı direkt size bir problem yaratır mı yaratmaz mı demek çok zor. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer siz burada bu işi yapıyorsanız ve diyelim YouTube hesabınız varsa ve buradan bir gelir elde ediyorsanız Amerika'dan ve buradan ise YouTube bunun için ten ayrılan gönderecekse evet bak sen şu kadar gelir elde ettin de biz sana şunu gönderdik dediğinde o sizin için sorun teşkil edebilir. Bu noktada biz izniniz olmadan çalışmanızı avukat olarak kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Dolayısıyla bu tip çalışmada bir sorun yaratabilir diye, çünkü yaratmaz dememiz çok yanlış olur. Dolayısıyla bu noktalarda dikkatli olmakta fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu önde. Amerikan vatandaşı ile evliyim. Evlilik üzerinden başvuru yaptık. Belgeleri gönderdik ve online olarak onaylandı şimdiki süreç nasıl olacak diye takipçimiz bize soruyor. Anladığım kadarıyla bu takipçimiz ülke dışında Türkiye'de olabilir ve Amerikan vatandaşı eşit Amerika'da ve göçmenlik dairesinde ön başvuru yapmış durumdalar ve onun onayını almış durumdalar. Eğer yanlış düşünüyorsam lütfen takipçimiz çekilmeden bize bunu bildirsin. Ve eğer durum bu ise eğer o zaman bundan sonra yapılacak süreçler National Visa Center üzerinden visa fiilleri, ücretleri ödenerek Amerikan konsolosuna gönderilecek dosyanın hazırlık evraklarının oraya sunulması gerekiyor. Ve oraya bunlar sunulduktan sonra da Visa Center dosyayı Amerikan konsolosunda sizin randevunuz için hazırlıyor olacak. Onlar müsait olduğunda sizin gidebileceğiniz randevuyu bildirecekler ve dolayısıyla Amerikan Konsolosluğu'ndaki randevunuza gidip süreci geride bırakıyor olacaksınız. Ve dolayısıyla ondan sonra da göçmenlik vizesiyle Amerika'ya gelip yeşil kartınızı burada alıyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E-2 vizesi alındıktan sonra kurulan şirketimizin kira, depo ve fuar masrafları vergiden düşebiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'da bir şirketiniz varsa ve bu şirketiniz gelir elde ediyor ve aynı anda masrafları var. Sizin dediğiniz gibi işte kirası var, depo masrafı var, çalışan masrafı var, fuar gibi çalışma masrafları var. Bunlar bütün hepsi Amerika'daki şirketin işlevi için, aktiviteleri için yapılan giderler. Ve bu giderlerden dolayı ödediği masrafları tabii ki vergide gider olarak gösteriyor. Ve dolayısıyla bunlar vergiden düşürülüyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da örneğin A eyaletinde kurulan şirketi B eyaletine taşımak kolay mı zor mudur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'da bir eyalete kurulup diğer eyalete taşınmak istediğinizde bir şirketi bunun taşınması zor olan bir işlem değil. Bunun taşınması kolay olan bir işlem. Bunu iki türlü yapmanız mümkün olabilir. Ya yeni bir şirket kurabilirsiniz yeni eyalette ya da A eyaletinde olan şirketiniz bu yeni gideceğiniz B eyaletinde iş yapma izni alacaktır eyaletten ve dolayısıyla bu şekilde yabancı şirket olarak yeni eyalette iş yapıyor olacaktır. Ya da başlı başına yeni bir şirket kurulup bu yeni eyalette o şirket üzerinden de iş yapmanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu tip taşımalar zor değil, hani kolaydır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olan. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'de TSK yani ordu mensubu kişiler Green Card'a başvurup Amerika vatandaşı olabilir mi ve Amerika'da ordu mensubu olarak çalışabilir mi? diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki kişilerin Green Card'a başvurmalarına bir engel yok. Ve Green Card çekilişinden çıktıktan sonra da gerekli çalışmaları yapmalarında bir engel yok. Kendileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de olabilirler, orduda da olabilirler. Dolayısıyla Green Card çalışmaları yapmalarında bir engelle karşı karşıya kalmayacaklar. Ve burada önemli olan nokta sadece şu olacak büyük ihtimal. Eğer Green Card çalışmalarını yapıyorsalar bu arada da TSK'daki yani Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki görevleri, emeklilik durumları ya da yıllık izin durumları ya da istifa edip edememe durumları bunların hepsini onların kendi özel durumu olacak ve bunlarla ilgili de askeriyle irtibatta olup oradan bundan dolayı neler yapmalarının mantıklı olacağı noktasında bilgi almalarında fayda var. Yoksa Amerika tarafında böyle bir engel yok. İsterse Türk ordusunda olsun onlar bu tip çalışmaları yapabilirler. Eğer Green Card'ı almalarına engel olan bir durum oluşmuyorsa başka bir şekilde Green Card'larını alıp Amerika'ya gelebilirler. Amerika'da ordu mensup olarak çalışabilmek için Amerika ordusuna yani Amerikan ordusuna başvuru yapıyor olmanız ve kabul ediliyor olmanız lazım. Türkiye'deki orduda yer alıyor olmuş olmanız Amerika'daki orduya kabul edileceğiniz anlamına gelmez. Bunun için önemli olan İlk yapılacak şey tabii ki Green Card'ın çıkıp çıkmaması. Çıktıktan sonra da sizin Türkiye'deki ordudan ayrılmaya da işte emekli olmak gibi süreçleri takip etmeniz. Ondan sonra da Amerika'daki ordunun sizi kabul etmeyeceği noktasında Amerika'daki kurumla görüşüp onların bu noktasına cevap vereceğine bakmanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 40 yaşında yeşil kartla Amerika'da çalışmaya başlarsak kaç yılda emekli olabiliriz ve Amerika'da emekli olmak için kaç yıl çalışmak gerekmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani Amerika'daki emeklilik yaşı olayına bakmamız lazım bu durumda. Dolayısıyla dolayısıyla Amerika'daki emeklilik yaşını ya da emeklilikle ilgili verecek bilgiler biraz daha detaylı olacak için gerçi ama kısaca şunu söylemeye çalışayım size fazla yanlış yönlendirmeden. diyelim 65 yaşında emekli olma durumunuz mümkün olacak. buna baktığınızda daha önünüzde 20-25 yıl daha bir çalışma zamanınız olacak ve burada önemli olan nokta sizin e, Amerika'daki tabi bu bahsettiğiniz süreçte eğer diyelim 40 yaşında buraya geldiyseniz ve çalışmaya başladıysanız 65 yaşında emekli olmanızda bir engel gözükmüyor. Dolayısıyla bunun için de size tavsiyem yalnız geldiğiniz ya da buradaysanız sosyal güvenlik kurumuna gidip sosyal güvenlik kurumundan bu noktada detaylı bilgileri almanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya B2 vizesiyle geldik diyelim. Örneğin Houston'da tek oda bir yere yerleştim ve bir firma kurup 3-4 ay içinde ortalama 4000-5000 bin, bin dolar gelir elde etmeye başladığını varsayarsak E2 statü değişikliği ve aileyi getirebilmek için süreç gereken süre ve şartlar nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Bahsettiğiniz durumda mantıklı olan şu olur. Eğer siz Amerika'ya geldiniz, mevzenizde gezdiniz ve iş imkanlarına baktınız ve 3 ay geçtikten sonra da burada iş yapmaya karar verdiniz. O zaman şirket kuruluşunu yapılacak. Şirketinize yatırım getirmeniz gerekecek ülkenizden. Ülkenizden getirdiğiniz yatırımdan sonra da şirket burada çalışanları tutacak, çalışanları olacak ve bunun üzerine de gelir elde etmeye başlayacak. Tabi bahsettiğiniz rakamlar ilk başlamak için uygun olabilir ama tabi bir eki vizesi almak için sonradan yeterli olmayacaktır. Ama başlangıç açısından o tip rakamlarla başlanabilir. Önemli olan bu işi çalışanların yapıyor olması firmada sizin değil. Ve bunlar yapıldıktan sonra da siz eğer buradaki şirketiniz güçlenirse ve ilerliyorsa o zaman siz burada statü değişikliği yapıp E2 vizesi statüsüne geçebilirsiniz. Bu statüye geçtikten sonra firmanın durumu güçlü ilerliyorsa ondan sonra ailenizin de Amerika'ya gelebilmesi için E2 vizeleri alabilmeleri için Amerikan konsolosluğuna gönderiliyor olacaklardır ve dolayısıyla onlar da oradan Amerika'ya E2 vizesiyle gelmeleri mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde Bahambalara gemi turuyla gittim dönüşte beni CBP sorguladı. Sonra o gün geri dönmek şartıyla kendim çıkarak e, havaalanına gittim. Acaba belki vizem iptal mi değil mi? Tekrar kullanabilir miyim? Bunu nereden öğrenebilirim? diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi anlattığınız durumda, senaryoda sizin vizenizi iptal etmiş görülmüyorlar. Sadece sizin Amerika'da fazla kaldığını düşünüp daha fazla uzun kalmanızı istemeyip direkt oradan gidişinizi sağlamış durumlar. Eğer CBP görevlileri sizin vizenizi açıp pasaportunuzda üzerine damgalayıp iptal ettiyseler ve size Amerika'ya girme durumundan vazgeçirici bir şey imzalattırırsalar o zaman evet siz bu sefer vizenizi kaybetmiş sayılıyorsunuz. O zaman Amerikan konsolosluğuna tekrar vize başvurusu yapmanız gerekecektir. Yok öyle bir durum olmadı. Sizi kabul ettiler ama bugün çıkıyorsunuz. Size bir günlük kalma şeyi veriyorum deyip o gün sizi oradan uçakla gönderme şeyini yaptıysalar o zaman vizenizin iptal edilme durumu söz konusu değil. Sadece burada kalmanıza fazla izin vermemişler. Bir gün de olsa ülkeye kabul etmiş sayılıyorlar. Dolayısıyla Tekrar Amerika'ya illerde gelmenizde herhangi bir engel olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer takipçimizden gelen soru şu yönde. Son dönemde parmak izi verme sonrası çalışma izni ve green card görüşmesi için ne kadar bekleniyor? Acaba son örneklerden yola çıkarak cevap verebilirsiniz. Çok sevinirim diye takipçimiz sormuş. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Çalışma izinlerinin gelme noktasında gecikmeler görüyoruz. Dolayısıyla yerin bir aile başvurularında normalde parmak izinden birkaç ay sonra geliyorsa çalışma izni maalesef şimdi 3 ile 6 ay arası sürebiliyor. 5-6 ayda sürdüğü oluyor. Ama yeşil kart durumu süreçten sürece değişebiliyor. Yeşil kart için ise 6 ay ile 1 yıl arasında gelme durumu olabiliyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru şu yönde. B1-B2 turist vizesiyle Amerika'ya yapılan ziyarette çocuklarımı 3 aylık dil kursuna gönderebilir miyim? Gönderirsem vize ihlali yapmış sayılır mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Evet, siz eğer Amerika'ya turist vizesiyle gelirseniz bu turist vizesi süresince aslında eğitim aldırıyorsanız çocuklarınıza aslında statü ihlali yapılmış sayılıyor. Dolayısıyla bu yapılan bir durum. Evet, çocuklar sonuçta burada boş durmasın diye gidebiliyorlar. Ama burada önemli olan nokta şu. Eğer çocuklar gelip Burada full time eğitim alacaksalar o zaman öğrenci vizesine geçmelerinde fayda var. Yok eğer yani çocuklar burada turist amaçlı gelip gezip kısa süreli de olsa haftalık işte belli eğitimler alacaksalar o zaman full time yani uzun süre kula gitme durumu olmayacağı için o zaman bir ihlal durumu söz konusu olmayacak. Yani full time olan bir program ihlal sayılabilir diyebiliriz. Yok çok kısa süreli işte e, akşam üzeri dersleri, hafta sonu dersleri bu tip dersler çok ihlal sayılmaz ama unutmayın... Girerken siz gezme amacıyla mı geldim diyorsunuz. Bu dersleri görmeye mi çocuklar geldi diyorsunuz. Bunlar da önemli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplayayım. Çocukların durumu biraz hassas ve karışık olabiliyor. Unutmayın çocuklar hiçbir zaman kaçağa düşmüş sayılmıyorlar. Teknik olarak 18 yaşına kadar ama bunu da göz ardı etmemek lazım. Giriş uygun davranıyor olmakta fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı da bir takipçimizden gelen soru şu yönde. H2B vizesiyle Amerika'ya çalışmaya gelen biri başka bir işte part time olarak çalışabilir mi? Yok çalışamaz. Eğer böyle bir izni yoksa başka bir iş yerinde çalışamaz. H2B vizesini aldığı sponsor olan firmada çalışmak izniyle ancak Amerika'ya gelir kişi. Dolayısıyla onun dışındaki bir iş yerinde izinsiz çalışması mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen e, soru da şu yönde. Amerika'da ulusal geçerliliğe sahip patent için ortalama ne kadar masraf olur diye takipçimiz bize soruyor. Ben tahmin ediyorum patent derken takipçimizin kastettiği marka filan olduğunu tahmin ediyorum. Marka hakları. Buluş ve icatlardan bahsetmediğini düşünüyorum. Çünkü İngilizce'de o patent demek, buluş ve icatlar demek. Ama tahmin ediyorum Türkçe mantığında patentle kastettiği marka hakları olabilir. Ve şöyle söyleyebilirim. Bunun masrafı noktasındaki durum sizin markayı almak istediğiniz, patente almak istediğiniz hakkın hangi sınıflara girdiğine bağlı. Yani bir ürünse bu, bu ürün Birden fazla sınıfa mı giriyor yoksa bir sınıf altında mı korumaya alınacak? Bunu görmek gerekiyor. Dolayısıyla bu noktadaki masrafları şöyle söyleyebilirim. Böyle bir marka çalışmasının masrafı işte birkaç sınıfta dahil olacaksa bin doların altında bir masraf olacaktır deyip takipçilerimizin başvuru masrafları işte avukat masrafları gibi masrafları düşündüklerinde bin doların altında bir masrafla bunu yapabiliyor olacaklar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında son bir soru daha alacağım. Son alacağım soru şu. Amerika'da yatırım paramızı bir kuyumcudan biriken altınlarımı sattığıma dair belge ve yine bu kuyumcunun hesabından eşimin hesabına havale görünür ise ve yine ben Amerika'dayken eşim bu parayı bana gönderse kaynak ispatlanmış ve yasal bir para olur mu? Şimdi bahsettiğiniz süreçte çok güzel kaynağı gösterecek ve belirleyecek adımları atmış durumdasınız. Bir şunu tavsiye edebilirim. Eşinizin de bu Altınları ne zaman aldığını, ne, ne zaman ve nasıl biriktirdiğini kanıtlayacak evraklar varsa onları da bir araya getirmenizde fayda var. Çünkü son dönemlerde Amerika'da göçmenlik dairesi bu konularda çok sıkmaya başladığını ve zorladığını görüyoruz. Dolayısıyla bir daha güvenli bir adım daha atarsanız eşinizin nereden bunları elde ettiğini kanıtlayacak evrakları da bir araya getirirseniz... ...buradan en azından yatırımın kaynağını kanıtlama noktasında eliniz çok güçlü olmuş olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.